Bugün sizlerle orijinal Şambali yani Şam tatlısı yapacağız. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Tam ölçülü harika bir tarif. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle sokak tatlısı olan, sokak lezzeti olan Şam tatlısı yani diğer adıyla Şambali tatlısı yapacağız. Tam böyle orijinal hakiki Şam tatlısı diyebiliriz. Bunun için malzemelerimiz 3 su bardağı ince irmik kullandım ben. Böyle dolu dolu olacak su bardağımız. İrmiğimizi şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde ince taneli bir irmik kullanıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 böyle çay kaşığı dolu dolu. Çok fazla tepeleme olmayacak. Karbonat kullanıyoruz. Karbonatımızı aktifleştirmek için birkaç damla limon kullanacağız. Bir yemek kaşığı pekmez kullanıyorum. Pekmezi tepsimizin yani borcamımızın tabanına sürmek için ve tatlımızın üzerine sürmek için kullanacağız. İrmiğimi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Şekerimi ekliyorum. Tüm kuru malzemeleri ilave ediyoruz. Şöyle karbonatımı da ekliyorum. Üzerine birkaç damla şöyle limon suyumdan ekleyeceğim ki karbonatım böyle aktifleşsin. Daha sonra suyumuzu ekliyoruz. Şu şekilde. Suyumu da ilave ettim. Öncelikle şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Güzelce. Daha sonra yoğurmaya başlayacağım. Malzemelerimiz biraz karıştıktan sonra şöyle elimle yoğuracağım. Çok fazla yoğurmayacağız. İrmiğimizin özelliği kaybolmasın. Bu şekilde yavaş nazik hareketlerle yavaş yavaş yoğuruyoruz. İlk etapta kuru malzemelerimizi de karıştırabilirdik. Ben hepsini birden boca ediverdim. Kuru malzemelerinizi ilk etapta karıştırırsanız daha kolay bir şekilde karışır. Ben bu şekilde yaptım. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup zil bildirim butonunu aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Güzelce şöyle malzemelerimizin karışmasını sağladım. Elimin tersiyle şöyle üzerini düzeltiyorum. Yani ilk etapta kuru malzemelerimizi karıştırsaydık daha kolay bir şekilde yoğururduk ama bu şekilde de sorun olmuyor. Tatlımız için küçük boy borcam kullanacağım ben. Şöyle pekmezimizden taban kısmını ekliyoruz. Çok fazla eklemeyeceğim ben. Şöyle elimle güzelce orta kısımlarına yediriyorum pekmezimden. Çok fazla kenar kısımlarına getirmek istemiyorum çünkü tatlımızın kenar kısımları çok koyu bir şekilde oluyor. Pekmezi içerisine çekiyor. Kenarlar çok böyle yanıksı bir görünüm alıyor. O yüzden ben sadece orta kısımlarına sürüyorum pekmezi. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Borcamımın tabanına pekmezimden sürdüm. Böyle hamurumdan küçük parçalar kopararak borcamımıza yerleştiriyoruz. Şöyle elimizle düzelte düzelte bastıra bastıra yerleştiriyoruz. Kanalımda çok farklı Şambali tatlısı tarifleri de var. Sütlü, yoğurtlu tarifler de var. Onlara da göz atmak isterseniz bakabilirsiniz. Onlar da yine çok güzel tutuyor. Elimle şöyle üzerini çok güzel bir şekilde düzelttim. Kenar kısımlarını da düzelttim. Kalan pekmezime çay bardağının dip kısmında çok az bir su ekliyorum. Pekmezimi açıyorum. Yarım yemek kaşığı daha pekmez ilave ettim. Pekmezim yeterli gelmedi. Her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce sürüyorum pekmezimi. Fırçayla sürdüğünüzde her tarafına eşit bir şekilde gelir. Renk dengesizliği olmaz. O yüzden bu şekilde sürebilirsiniz. Pekmezimizi kesme işlemine geçeceğiz. Şöyle güzelce üzerine pekmez dedikten sonra eşit bir şekilde dikdörtgen şekilde kesmeye çalışıyorum. Orijinal şeklinde kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra tatlımızı fıstıklayacağım ve tatlımız 2 saat boyunca dinlenecek. Eğer vaktiniz yoksa 1 saat dinlendirdikten sonra fırına verebilirsiniz tatlımızı.
Önceden ısıtılmış 175 derecede fırına vereceğim ben. Güzelce fıstıklıyoruz ve 2 saat dinlendiriyoruz tatlımızı. Bu şekilde eşit bir şekilde dizdim fıstıklarımı. Hafiften şöyle iç kısma doğru batırıyorum ki fıstıklarım yüzey kısmında kalmasın. Tatlımız dinlenirken şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için malzemeler 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ekleyeceğiz. Öncelikle şekerimi tencereme alıyorum. Suyumu ilave ediyorum. Ve birkaç damla limon suyu ekliyorum. Ocağımın altını açtım. Şerbetim kaynadıktan sonra şerbetimi orta ateşe alacağım. Şerbetimiz kaynadı. Ocağımızı kısıyoruz. Ocağımızı orta ayara alıyoruz. Şerbetimizi orta ateşe almıştık. Böyle üzerleri köpük köpük oldu. Şöyle şerbetimden alıyorum. Düşen son damlalar ağır ağır akmaya başladığında şerbetimiz olmuş demektir. Yani son damlalar böyle sünerek düşüyor. O şekilde olduğunda şerbetimiz olmuş demektir. Şerbetimizin altını kapatıyoruz. Soğumaya alıyoruz şerbetimizi. Tatlımız 2 saat dinlendi. 175 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz tatlımızı. Güzelce altı ve üstü kızarana kadar pişiriyoruz tatlımızı. 1 saat 10 veya 15 dakikada tatlımız pişiyor. Sizlerin fırınları farklılık gösterebilir. Daha erken veya daha geç çıkabilir. Lütfen kontrollü olun. Tatlımız fırından çıktı. 15-20 saniye ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz ve daha sonra şerbetini yavaş yavaş veriyoruz tatlımızın. Şerbetimiz soğuk. Tatlımızın da ilk sıcaklığı çıkmış vaziyette şu an. Güzelce şerbetliyoruz. Tatlımıza şerbetimizin tamamını verdik. 5-6 saat en az dinlendirmemiz gerekiyor tatlımızı. Daha böyle tadını alabilmemiz için, şam tatlısı tadını alabilmemiz için en az 5-6 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden yapıp ikinci gün tüketebilirsiniz tatlınızı. Daha da lezzetli olacaktır. Tatlımız bir gün boyunca dinlendi. İkinci gün çekimimi tamamlıyorum. Tatlımı güzelce dilimledim. Dinlendikten sonra dilimledim. Şam tatlımızı dilimlemiştik. Ortasından iki dilim aldım. Şambali tatlımız harika bir şekilde şerbetini çekmiş ikinci güne. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Harika bir lezzet oldu gerçekten. Tam böyle ölçülü gerçek şam tatlısı oldu. Şöyle tatlımızdan çatalla bölmek istiyorum. Ve iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde. Harika oldu. İç dokusu da böyle. Çok güzel şerbetini de çekti. Şöyle yakından paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle diyorum.